Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Son derece kolay yapılan bir oya. Çok da gösterişli de bir oya aynı zamanda. Güzel düşürmesi çok kolay. Hemen biraz bahsetmek istiyorum. İkiz zincir çekerek tığ battımı yaptım ben. Bir tanesini şu çiçek yuvasını yapacağız. Arasında halka kullandım ben. Bir tanesini boş yapacağız örümcekleri tutturmak için. Şimdi ben burada boş olanı yaptım. Hemen halkalı olan kısmına geçmek istiyorum. Şuradan ilmeğime gireyim. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Örümcekle başlıyoruz. Şuradan göstereyim. Örümcekle başlıyoruz. O yüzden önce örümceğimi yapıyorum. Çok büyük olmasın örümceğimiz. Her zaman söylüyorum. Büyük yaparsanız eğer istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Örümceğimizi yaptıktan sonra şöyle bir defa dolayacağız. Ve tığ battı da iki boşluk bırakıyoruz. Üçüncüye giriyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üçüncüye giriyoruz. Çift kat çekiyorum. Üstüne hemen bir tane zincir çekiyorum. Çünkü hemen dönmeyeceğim için kayma yapıyor arkadaşlar. Hemen üstüne bir zincir çekin. Sonra burada şu halkalardan kullanıyoruz. Daha önce de başka oyalarda size göstermiştim bu halkaları. Şu halkalardan kullanacağım. Bir tane halka alıyorum elime. Halkamın içine arkadaşlar sık iğne yaparak giriyorum. Sık iğne yaparak halkamı dolanacağım açıkçası. 20 tane sık iğne ile halkamın etrafı dönüyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. 20.yi yaptıktan sonra arkadaşlar bir kere önce şöyle göstereyim. Şu alttaki tığ battımın üstüne şuradaki boşluk ve sünmeyi yok etmek için hemen bir netleştirelim önce. Boşluğu ve sünmeyi yok etmek için hemen alttaki trabzanımın üstüne atlıyorum. Sık iğnemi yaparak iniyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4 5 6 7.yi tığ battının altından girerek yapıyorum. Çiçeğimin sapı bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Sapımız bu şekilde. Bir tane daha yaprak yapalım. Hemen üst kısmına geçeceğim. Aynı şeyi tekrar ederek gidiyoruz çünkü arkadaşlar. Şu ipimin katı açıldı. Onu bir düzeltelim. Örümceğimi yapıyorum. Bir defa baş alıyorum. Tığ battı da iki boşluk bırakıyorum. Üçüncüye. Bir iki boşluk bırakıyorum. Üçüncüye. Giriyorum. Çift kat çekiyorum. Bir iki üç dört. Beş zincir çektim arkadaşlar. Aşağı doğru altı tane sık iğne yapacağım. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedinciyi tığ battının altından girerek yaptım. Şimdi burada kesiyorum. Hemen pembe kısma geçmek istiyorum. Toz pembe. Yaptığımız yeşil kısma bakalım arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Şimdi çiçeğimizi yaparken şu yuvarlak kısmın üstünü dolanacağız. Halka kullandık arasında. Bir çiçek bittiğinde bir çiçekten diğerine geçerken küçük bir örümcek yani normal boyutlardan daha küçük bir örümcek yapıyoruz. Örümcekle boş olan tepeceğimizin üstüne bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir örümcek daha yapıyoruz. Şimdi artık çiçeğimizin tepesine geldik arkadaşlar. Çiçeğimizin tepesine geldiğimizde bir defa doluyoruz. Hemen sık iğnenin üstünden çift kat çekerek 5 tane trabzan yapacağım yan yana. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar çiçeğimin şu yan kanadı tamamlandı. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradan gene sıradaki sık iğneye bir trabzan yapıyorum. Trabzanın ucuna 1, 2, 3, 4, 5 zincirle kirpiğimi ekliyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum gene uç kısma. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle
Bir kirpik yapıyorum. Tekrar bir zincir. Sık iğneye giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi tutturuyorum şöyle. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. 5 tane daha bu tarafa trabzan yapacağım arkadaşlar. Gülüm bitti. Çok kolay, muntazam düşürmesi kolay bir örnek. 2. Biraz sıkı yapmışım galiba ben. 3. 4 ve 5. 5 tane yaptım. Gülüm tamam. Şimdi bir gülden diğerine geçerken bir zincir çekip örümcek yaparak şuraya tutturuyorum. Hemen yaptığımızı göstereceğim arkadaşlar. Şunlar benim daha önceden yaptıklarım. Bunu şimdi birlikte yaptık. Arkadaşlar çok güzel gösterişli bir boya. Ben bundan inşallah kendime de yapmak istiyorum. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şöyle de göstereyim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Abone değilseniz de abone olun. Böylece her gün göstermeye çalıştığım örneklerinden yararlanabilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Ellerinize sağlık.